Herkese merhaba arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün ani gelişen bir ticaretle karşınızda olacağız. Bir arkadaşımız var, S2000 aracı olduğunu söyledi. Biz de açıkçası kahvaltı sofrasındayız, şu an erken bir saat. Evet, kahvaltıyı ciğerle yapıyoruz. Biz kahvaltı yaparken Murat Han aradı. Daha önceden ticaretimiz olan sevdiğimiz bir arkadaş. Şimdi onun yanına geçeceğiz. S2000 ticareti olacak Allah nasip ederse. Biz de arkadaşlar kusura bakmayın, direkt videoya başladık. Bakalım arabasına bakacağız. Arabası gerçekten Türkiye'de sayılı arabalardan biriymiş. Arabanın diyor kilometresi düşük diyor. Arabada diyor değişen yok falan. Bugün benle ticaret yapalım vay haline. Birazcık mesafe koyarak konuşayım insanlarla. Buradan Beylikdüzü tarafına araca bakmaya gideceğiz. Umarım araç istediğimiz gibidir de alırız diyoruz. Şimdi bize afiyet olsun, birazdan ticareti izleyeceğiz. Senden haber, hoş geldin. Artık zaten Murat Han'ı tanıyorsunuz. Tanıtmama gerek yok. Daha önceden bir ticaretimiz olmuştu. Bir ticaretimiz olmadı. Artık sıra ticaret olmasından yana diye düşünüyorum. İnşallah. Murat Han bize fiyatla yardımcı olursa bu koleksiyonluk S2000'i almak istiyoruz açıkçası. Murat Han, sana bir söz hakkı vermeden ilk önce arabayı göstermek istiyorum. Zaten araba kendini belli ediyor. Zamanında dışı Suzuka Blue olan, içi de orijinal olarak mavi olan bu arabadan 4-5 tane vardı. Bir sağlam olan bu araba kaldı. Yani koleksiyonluk dememin sebebi de açıkçası bu. Tabi arabamızın çizikten dolayı 3-5 parçasında boya var. Birazdan Murat Han hangi parçaların boyalı olduğunu bize söyleyecek. Değişen yoktu değil mi Murat Han? Yok, hayır, değişen, değişen de yok. Yani biliyorsun S2000'ler patlak oluyor genelde, evet. Ama bu arabanın büyük bir kazası yok. Direkler, paneller, şaseler. Komple orijinal bir şekilde aracımız. Zaten bizim istediğimiz S2000 modeli de buydu. Klasik kırmızı, siyah, sarı değil. Gerçekten güzel bir özel rengi olsun. İçi de güzel olsun. Güzel kullanılmış bir araba olsun. Yani şey oluyor, ilandakilere giriyorum. Plakasını Google'a yazıyorum. 20 tane farklı yanlama videosu çıkıyor. Sonunda temiz bir araba bulduk. O da zaten dostumuzdaydı. Güzel bir ticaret olsun istiyoruz. Bu arabayı da çok istiyoruz. Şimdi arabayı incelemeye başlayacağız. Murat Han, araba kaç modelli? 2007 model. 120 bin kilometrede. Sadece sağ ve solunda boya var. Harici değişen boya kesinlikle yok. Orijinal. Sağ ve sol yan mı komple boyalı? Evet, boyalı. Sağ ve o da çiziklerden dolayı boyalı. Yani ya, macun falan yok demiştin. Sen yok, çizikten dolayı yok, boyalı, evet, herhalde. Evet, macun yok. Değişeni de yok. Sadece sağ sol boyalı. Çiziklerden dolayı macun vesaire yok. Harici hatasız, boyasız, orijinal bir araç. Şimdi güneşteyiz. Araba da temiz. Hani boya dengesini çok net anlayabileceğim bir ortamdayız. Yani kaput orijinal boyası. Evet. Yanlar boyalı ama boya oranını güzel tutturulmuş. Yani orijinal boyası gibi duruyor. Evet. Boyasını yapan usta gerçekten güzel bir işçilik çıkarmış. Arabamız basık. Orijinal değil zaten. Ön coil taraf var. Daha basık. Evet. Coil var değil mi aracımızda? Evet, coil var. Bir de Varex var. Jantlar falan yeni mi takılmış, yoksa orijinal jantı herhalde bu seneye bu kadar temizlikte gelemezdi. Jantlar yeni. Kendi üstündeki gelen jantlar değil. O yani bu jantlar bile şu anda 40-50 bin lira var. Evet. Üstünde de güzel bir marka lastikleri var. Lastikleri de gayet iyi durumda. Evet. Zaten arabadan yanlanmadığı davlumbazlardan olsun, yani davlumbazlar da değişen bir şey ama sonuçta belli oluyor orijinal olup olmadığı. Disklerimiz iyi durumda, balatalarımız yeni. Yani araba bakımlı bir araba. Evet. Senin de bildiğin, bindiğin bir araba. Bu VSA'lı model Emirhan. Sade VSA'sı değil, VSA'lı bir modeli. Tentesinde falan herhangi bir sıkıntı yok. Yok, çalışıyor. Tabii çalışıyor, bir tabii sıkıntısı tabii. Yok. Açabiliriz istediğin orijinal zaman. Tente mi acaba, bu da mı değişti ya? Arabanın çünkü her yeri sanki yeniden değişmiş gibi tertemiz duruyor. Tenteyi biz yeniledik. Artık tabii yılların verdiği şeyden dolayı tente. Ya yeni. Ben araba alırken aslında bunlara çok takılmıyorum. Hatta seviniyorum. Mesela şimdi kötü orijinal bir jantı olacağına yenilenmiş güzel bir jantı, evet, olsun. Tentesi yenilensin. Arabaya bakım yapıldığına dair yani emareler bunlar. Güzel oluyor açıkçası. Hatta sileceğine kadar değişmiş. Şöyle göstereyim. Yani şu arabada bu sileceklerde bu kadar güzel, konforlu bulamazsınız. Çizikli olur, taş izi olur. Yani neticede 15 senelik bir arabadan bahsediyoruz. Bu kadar güzel olması dıştan beni şaşırttı. Yani tam koleksiyonluk, alıp böyle dükkanınızın önüne biblo gibi koyabileceğiniz bir araba. Ben bir inceleyeyim arabayı. Ya Türkiye'de temiz kullanılan nadir arabalardan bir tanesi. Evet, öyle söyleyebilirim. O belli yani. Oluyor. Gerçekten belli oluyor. Videoda evet. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Zaten boyası simli özel bir boya. Şu anda güneşin altında da çok güzel bir şekilde parlıyor. Evet. Plakamız Wood. Sen de buraya gelirken bir Wood Wood yaptın. Arabada egzoz var galiba. Varex var, evet. Varex. Kumandalı var mı Varex? Evet, kumandalı. Hava filtresi iptali falan var mı? Hava filtremiz var ayrıyeten. Bizim daha önceden bir S2000 ticaretimiz olacaktı. Tabii o zamanlar 500 bin liraya almadığımız bir arabaydı. Soner abi egzozsuz arabalar hakkında güzel bir lafı vardı. Varex bir egzozu var. Kafam kanar. Tabii. Şöyle bacak sokuyorsun. Eksiz S2000 memesiz karıya benzer acı. Şu an şimdi o lafı hepiniz duymuşsunuzdur. Güzel bir laf. Kanka çok ilginç ama arabanın her yerini sana değişti mi diye soruyorum. Hı. Stoplar yani hiç 15 senelik gibi durmuyor. Değişmiş sanırım. Yok. Farları ve stopları değiştirdik. Sıfır. Sıfır değil mi? Evet. Orijinal mi yoksa Tayvan, Çin falan mı? Yani onun hakkında inan çok bir bilgim, hı, yok. Ama güzel yani. Evet, değişmesi, evet, güzel. Lastikler, jant. Ya arabada şu anda dışarıdan kusur bulabileceğim. Bir masrafı yok. Bir çizik bile yok. Evet. Tentesine kadar tertemiz, simsiyah. Boyasında da aynı şekilde. Ya araba zaten küçük bir araba
araba olduğu için çok bakılacak bir kısmı yok ama sana zahmet bir kaputu açabilir miyiz? Çünkü tabii, bunlar hemen. Ön mesafeler çok dar olan arabalar. Arabanın ön tamponu burada, panelleri burada. Yani ufak bir kazada panelleri oynuyor. Bir açıp bakalım. Tabii Honda'larda efsane motor, VTEC motoru. Aracımız VSA'lı modeli. Bunun haricinde açık hava filtremiz var görüyorsun. Bundan da bir 15-20 beygir güç alabiliyorsunuz. Zaten araba orijinalinde 240 beygir. Spor bir otomobil. Evet, Cabrio diye geçiyor ama. Onu yaşıyorsun zaten. Araba yolda düz hiç gittiğini görmüyorsun. Sürekli atıyor sürekli değil mi? Sürekli arkası bir sağda bir solda. Ön motor aksamını göstereyim. Size bahsettiğim kısım buydu. Ön tamponda panel arasındaki kısmı görüyorsunuz. Şaselere, podyelere de bakabilirsiniz. Evet, bakıyorum zaten. Kesinlikle. Podyelerde, şaselerde herhangi bir işlem yok. Gerçekten bugüne kadar güzel bir şekilde korunmuş bir araç. Yani bu arabalar dediğim gibi neticede spor bir otomobil. O egzoz sesini alıp o ikiye takarkenki gücü hissettiğinizde yerinizde duramıyorsunuz. Duramadıkça da yani direksiyon hakimiyeti falan kayboluyor açıkçası. Dediğim gibi bu arabanın da zaten seceresini biliyorsunuz açıkçası. Ama bu arabada herhangi bir şey yok yani. Tüm paneller, şaseler. Ben de bakıyorum kaput değişmiş mi falan diye ama yani bu arabaya denecek gerçekten söz yok. Tertemiz bir araba. Far yıkamalar çalışıyor mu? Far yıkamalar evet çalışıyor. Tamam. Ya arabada çalışmayan bir aksam yok şu an için. Ya araba basık olmasına rağmen ön tamponda bile bir sıkıntı yok. Yani arabaya çok fazla binilmiyor ya da çok dikkat ediliyor. Bir sana zahmet motor çalıştırabilir misin Murat'ın? Hem egzoz sesini hem de motor sesini bir dinleyelim. Bir de egzozu size dinletmek istiyorum. Varex hastaları var çünkü. Tamam, bu kadar yeterli. Çok fazla da rahatsızlık vermeyelim ama harika bir sesi var. Murathan, arabanın dışında bahsedilecek bir şey yok. Eksisi de yok. Evet. Yani sıfır bayiden alsam bu kadar olur. Çünkü arabanın her yeri sıfırlanmış zaten. Hani dışından bir şey diyemeyeceğim. Ali bir sürüşüne baksın. Belki vites geçişlerinde ya da direksiyon kutusunda takılacağı bir nokta olabilir. Ya da iç kısmında. Bir de Ali baksın. Ondan sonra da pazarlığı tamam. Değerlendirelim. Ya bu araba gerçekten çok hoşuma gitti. Kanka sen niye bizi aramıyorsun? Kanka yani sen... Hani Cupra'da 50 bin lira düştüğüm zaman arayacağım demiştin. Yani düşmedim ama başka araba da aldım yani. Hani vermedim. Ona da biniyorum. Ona da biniyorum. Valla yani... zengin adamın derdi bambaşka oluyor arkadaşlar. Valla. Şimdi arkadaşlar Murat Han'da bir tane A6 var doğru mu? Evet. Merso vardı bir tane. Evet. E var bir tane. E var. S2000'in var. S2000 var. Bir de Cupra var. Evet. Hepsi senin şahsi bindiğin araba. Evet. Maşallah. Maşallah. Şimdi inşallah seni bu S2000 yükünden kurtarmak istiyoruz. Murat Han'ın gerçekten çok fazla şahsi binmeyi arabası var. Kanka o kadar da binemiyorsun yani neticede. Hani birine binsen birinin boynu bükük kalıyor. Birine versen diğeri üzgün kalıyor. O yüzden arabalar temiz Murat Han'da. Murat Han'dan ticaret yaparken böyle bir keyfimiz var. Ya ben bu arabayı herkese vermek istemiyorum yani hani bu şekilde bu orijinalliğini koruyacak hani gerçekten aynen. Dikkat edecek birine vermek istiyorum. Ya kanka inşallah bize nasip olursa i̇nşallah. Hakkını veririz arabanın ama hakkını veririz yani. Veririz. Bak şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu nasıl BMW'lerde 40. yıl özel oluyor, nasıl Mercedes'lerde imzalı seri oluyor. Bu da S2000 imzalı serisi diyebiliriz. Yani bu arabadan yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye sadece 4 tane geldi. Şu an trafikte bu var. Başka tek sağlam kalan bu var. Tek sağlam kalan bu var. Dışı da mavi, içi de mavi. Bu koltuklar orijinal mavi. Döşeme evet. Falan değil. Paspaslarımız da orijinal. Bak paspasları da göstereyim. Tabanına bakarsanız taban da mavi. Tavanına da bakayım. Arkadaşlar çok fazla şaşıracaksınız. Arabada sadece 2 tane koltuk var. Şöyle görüyorsunuz 2 tanecik de paspas var. Ama 2 paspas 10 bin lira. Yani bu arabada çok değişik bir fiyat algoritması var. Paspaslar da orijinal bu arada. Şöyle göstereyim. Hani bu dışarıdan yapılanla arasında dünya kadar fark var. Gerçekten bu zamana kadar iyi bakılmış bir araba. Bak burada ne kadar pahalı bir arabadan bahsetsek de ne kadar iyi gözüken bir arabadan bahsetsek de 15 senelik bir arabadan bahsediyoruz. Buna rağmen şu yandaki deri döşemelere bakıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın buradaki deliklerin hepsi böyle yerli yerinde duruyor. Arasında kir paslı olmamış. Normalde arkadaşlar S2000'de Bose marka ses sistemini görüyoruz. Bunda opsiyon olarak alınmamış. Yani normal orijinal ses sistemi neyse o. Diğerleri de artık trafikte yok yani. Bose olsa da olmasa yani, da bir farkı yok yani. Ama bir Bose olsa daha güzel olurdu. Ben hala bu... Kanka zaten yolda kalıyla. Giderken bu arabada müzik falan açmıyorsun. Bu arabada egzozun seti de kendi yeterli oluyor yani. Yani orası öyle tabii. O yüzden tabii. Yani gerek yok. Duyamıyorsun. Bose mose fark etmiyor yani. Gel bir de hard topuna bakalım çalışıyorum diye. Arkadaşlar bu araba bayide sıfır satılırken ben 9 yaşındaydım ama bu arabaya binince sıfırını yaşamış gibi oldum. Şimdi şöyle göstereyim. Bir short shifter vites zaten. Buraya da bir nazar boncuğu iliştirmişsin tabii. Araba nazara geliyordu evet. Yani. Arabanın kendi arabanın zaten kendi nazar boncuğu. Aynen öyle. Bakın burada bir tane bar ayarımız var. Araba yüklüymüş daha önceden sanırsam. Evet. Ama şu an motorun içinde bir şey görmedim. Bir doldur boşalt yapılmış arabada. Evet, evet. Böylesi daha iyi. Sizok her zaman daha iyidir. Arabanın arkadaşlar tuşlarına, panellerine baktığınız zaman zaten araba gerçekten yaşını göstermiyor. Alt döşemesi, taban halısı bile lacivert gördüğünüz gibi. Ayağımdaki pedalları görüyorsunuz. Pedallar krom kaplama. Emniyet kemerleri de yine arabanın rengiyle uyumlu, mavi. Bunlar orijinalinden mi böyleydi acaba? Ya, o kadarını bilmiyor olabilirsin. Yani aynen. O kadar yalan şimdi şey olmasın. Baksana güzel duruyor mu? Abi, ya, yakıştı tamam. Bunu, eğer araba bize nasip olursa var ya Instagram'ı yıkacağım arkadaşlar.
Eğer araba bize nasip olduysa zaten şu an Instagram'daki takipçiler çok önden biliyordur. Siz de Instagram hesaplarımızı sağda solda çıkan takip ederek bu arabayla artık bugüne kadar sıfır çizilmiş videosu yoktu değil mi? Yok, bu arabanın öyle bir şey yok. Ama eğer bizdeyse... Yok, izin vermiyorum. Eğer bizdeyse görebilirsiniz. Aa, parasını verdikten sonra neye izin vermiyorsun ya? Arabanın arkadaşlar orijinal teybi var. Herhangi bir double tape, carçurt. O yok, işlere yok, girmemişsin. Şey orijinalliğini bozmamışsın. Evet. Şöyle göstermiş olayım onu da. Elektrik tesisat falan tamamen orijinal yani. Egzozumuzun kumandası burada. Tamam. Arabanın tentesinin burasında mandallar var. Mandalları açalım. Mandalları çıkartıyorsun şöyle. Zaman. Şey yaptım. Heh, tamam. Aynen. Bir de hard topuna bakalım. Bakalım. Tamam ya, güzel, çalışmayan bir şey yok. Emniyet kemerini de içeriye alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada VSA'yı açıp kapatabildiğimiz bir tuş var. Şu silecek kolu engel olmasın, göstereyim. Bu araba üstü açık kullanılır abi, kanka. Benim evet, daha önceden bir lafım var biliyorsun. Kabriyom olsa mont giyer yine de üstü açık gezerim. Gerçekten arkadaşlar ikinci araba olarak yani alınması... Hafta sonu arabası ya bu, yani hafta sonu öyle yani sağa sola gidebileceğim bir araba bence. Yani. Ya şimdi bunu tek araba olarak yapsan bu arabayı çok fazla yorarsın, anladın evet mı? Evet. Ya bu arabalar sen de yoruluyorsun, bu araba aynen, öyle İstanbul trafiğinde böyle sürekli kullanacak bir araba değil. Tümseklerde falan yani yorar değil mi? Evet, yoruyor. İnsanlara da şey yapmadan şöyle bir gidip gelelim. Biraz gaza bassam çekilir misin? Yok, hiç sıkıntı yok. Murathan özellikle rica etti. Bu arabayla sakın yanlamayın dedi. Sakın sıfır çizmeyin dedi. Biz de tabii ki de araç hala onda diye bu Hüseyin'e karşı çıkmıyoruz. Şu an bir 50 liralık zaten benzin yedik. Bu arabayı almak artık... Ama sonra mahsuplaşırız yani. Aynen. Bu arabayı artık almak boynumuzun borcu diyebilirim. Şimdi arabadan ufak bahsetmek istiyorum. Araba zaten iç tasarım olarak dar. Benim boyum en son kaçtı Emirhan? 1.84 mi demiştin? 1.85 mi demiştin? Benim boyum 1.86. Her videoda birer santim uzatıyorum da kanka. İçeriye girdiğiniz zaman gerçekten bir darlık yaşıyorsunuz. O yüzden yani göz önemli bu arabada. Burada arkadaşlar kol dayama gözleri olur bildiğiniz gibi. Burası açılmıyor, sabit. Ama bu kısımdan açılması lazım. Aynen. Bunun üstü de açılıyor. Şu şekilde yani çakmağınızı, cüzdanınızı, telefonunuzu koyabileceğiniz gözler var. Yine bagaj da aynı şekilde buradan açılıyor. Arabanın bagajını açmadık. Bir de arabanın bagajına tamam, bakalım. Bagaj da gayet düzenli duruyor. Şöyle bagajı da göstereyim arkadaşlar. Bagajın döşemesi de elden geçmiş mi diyeceğim? Yok, hayır. Orijinal döşemesi. Ama bagaj gayet güzel duruyor. Burada ne var? Burada da arkadaşlar bijon anahtarı, kriko falan var. Zaten yedek lastiklik bir alan yok burada. Tamam, bagaj çok dar ama bu arabada da artık... Ya bu arabada öyle bir şey bekleme onda. Şimdi arkadaşlar S2000 fiyatlarının gerçekten abartıldığını düşünüyorum. Artık araba hoşumuza gittiğine göre birazcık fiyatı öldürmeye başlayabilirim. Şimdi S2000'ler arkadaşlar ilk çıktığı zaman FD6 kasasıyla beraber çıktı Honda Civic'lerin. O zamanla denk geliyor. 2006-2007'den bahsediyorum. Çıktığı zaman FD6'nın iki katı parasıydı. O zamanlar FD6 48 bin liraydı. S2000'de 96 bin lira gibi parayı satılıyordu. Efendim kardeşim? Bir daha söyle. Çok güzel. Allah bağışlasın sen. Birazcık fiyatları ezberden konuşuyorum. Çünkü o zaman biz Honda Civic almıştık 48 bin liraya. Keşke S2000 alsaydık diyorum şu yani an. Yani şu fiyat konusunu ben seninle konuşmaktan artık çok sıkıcı yani. Bak ama bir şey anlatıyorum. Bırak da anlatayım. 96 bin liraydı ve uzunca bir zaman arkadaşlar Honda Civic kaç paraysa S2000'de 2 katıydı. Yani bundan geçtiğimiz 2 sene öncesine kadar böyleydi. Ama bu arabalar spor otomobil. Kabriyonun değeri ülkemizde önceden bilinmiyordu. Araba fiyatları düşüktü. Beygir gücünün önemi yeni yeni fark ediliyor. Hala çok bilindiğini düşünmüyorum. O yüzden bu araba birden böyle bir parladı. Yani normalde bunun değeri 600-700 bin lira olması gerekirken aynı hesapta. Şu an 1.5 milyon gibi bir rakam istiyor Murat'an. Gerçekten evet, araban güzel de 1.5 milyon da iyi bir rakam yani. Ali yani Cupra'da tam 50-100 bin lira pazarlık yaptığını gördük de evet, gelip de yani bunda da 800 bin lira pazarlık yapmıyorum. Yok, yani yok. Yanlış anlama. İş oraya varmayacak. Yani bu fiyatta biliyorsundur yani, bakmışsındır yok, sen yok, de gelmeden. Bu temizlikte tabii, tabii, böyle bir ya, araba yani çalışmayan aksam hani olmayan bir arabada yani. Tamam tamam. O kadar haklısın. Hiçbir şey demiyorum. Öldürmeye bundan gerek yok. Yok, öldürmüyorum yani. Ya. 700-800 bin liraya ver demiyorum ama verirsen alırım yani. Ya, o... Tamam, ne diyorsun ya son? Vallahi yani... bak, anahtar aldım, veresim de yok. Anahtar da yenilenmiş bu arada. Arabanın evet, anahtarı rengili... da şey yaptık. Aynı merkezi kilit. Merkezi kilit yapılmış. 1 milyon vereyim. 1 milyona ben kendim yine alayım yani. İstiyorsan, bir tane daha verirsen yani, ben de 1 milyon alırım. Aynen öyle. İki tane yan yana koyarız ondan sonra. Ali ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sen 1 milyonu bu arabanın temizliğinde yani varsa git onu al yani. Hiç yani anladım, al, anladım. Darılma gücenme ama yani bu temizlikte o fiyatlara... Yo, benim Murat Han'a aynı zamanda arkadaşım da yani böyle para dosttan kazanılır diyerek de. Yani iş başka, arkadaşlık başka şimdi. Tamam, işler, eyvallah. Eyvallah, bir şey demiyorum. Tamam, araban çok güzel. Araba kaç model biliyorsunuz yani, şu arabanın sadece parçalarını bulabilmek için hani stoplarıydı vesaireydi, tentesiydi. Yani 300-400 bin lira civarında bir para harcandı. İnanıyorum yani, kanka. Sarhoştum sen zannettim. İnanıyorum sana. Şimdi hani araba orijinalinden çıkmadı, çalışmayan bir aksamı yok, hiç şey yapmaya gerek yok yani. Hani öldürme diyorsun ha? Evet. Anladım. Ne yapıyorsun? Neye biter yani?
Bize olur o ne? Yani sana olur. Arabayı ben 1.5'a normalle senin için yani bir 50 bin daha almam. Sen hep 50 bin lira pazarlık yapıyorsun. Ya bu ne? Sen de gelmesin, ben de 800 bin liranın pazarlığını yapıyorsun. Hiç evet, bu tamam, konuları konuşmayalım tamam. Yani. Murat'ını daha fazla yükseltmeden. Yoksa ben arabama binip gitmek istiyorum. Anladım anladım. Öyle deme de şimdi. Yani bu araba temizken bile her gün yıkanıyor Ali. Ben bu arabanın videolarını senin Instagram'da, Emre'nin Instagram'da yanlanırken ne bileyim makasa falan girerken görmek kesinlikle istemiyorum. Yani kesinlikle. Çünkü bu arabanın öyle bir geçmişi yok. Temiz ya, bir geçmiş kalsın istiyorum. Bizim hiç Instagram'da yanlarken bir şey attığımızı gördüm. Yani ya, verdiğim Navara'nın verdikten bir hafta sonra karda yanlanırken videolarını gördüm. Başka yani. Ama biz yanladığımız için değil. Kar ve araba patinaj çekiyor. Yani bizle bir alakası yok. Ya bu da sıcaktan asfaltta kaymasın bu araba. Onu istiyorum ben senden. Başka bir şey istemiyorum yani. Kanka 1.350 diyelim. Orta yolu bulalım. Yani arayolu madem istiyorsun 1.400'e hayırlı olsun. Vallahi 1.350 diyelim. Arayolu bulalım. Kanka gerçekten biliyorsun piyasa çok şu an zorda. Zaten bir dünya arabam var. Şunu kaybetsen hiçbir şey. Senin için hiçbir yok, şey bu benim nazar boncuğum yani. Bir başıma bir şey gelmiyorsa bu araba sayesinde gelmiyor. Ben o yüzden yani nazar boncuğumu çok bir şey yapmak istemiyorum. Yani sizin kırmızı 420 kabriyonuz vardı hatırlarsan. Hani bu tek yani bence bu aslında tek olan bir araba. Yani biz zamanında çok şeklini yaptık. Murat'ın o arabayı almak istiyordu. İşte biz de dedik ki ya bu araba Türkiye'de tek, ona göre bir fiyat söylemiştik. Şu an Murat bu araba da, Türkiye'de tek. Bu yani araba Türkiye'de tek, tamam çok güzel. Kartlarını güzel oynadın. Eğer S2000 istiyorsan 1 milyona patlak S2000'ler falan var yani, doğru, onları doğru şey yapabilirsin. Ama bu araba yani hiç öldürmeye gerek yok yani. Anladım. Sen de gördün mal şimdi. Mal boncuk diyorsun. Tabii mal boncuk, boncuk renginde. Emirhan ne kadar paramız var? Şimdi Murat'a ben sana teklif veriyorum, ara diyeceğim, yine aramayacak arkadaşlar gerçekten. Sonra gideceğim bir tane daha araba alacağım falan. Aynen diye. Parası cebinde olan adamla ticaret yapmak çok zor. Nasıl yapalım Murat'a? Bak Emirhan kameranın arkasından kaş göz yapıyor, kurtarmaz diyor kanka. Kanka şimdi biz de yanlış anlamı ticaret yapıyoruz, bu işten para kazanıyoruz yani. Bu binmeye keyfi aldığımız arabalardan biri değil. Bu arabayı aldıktan sonra binmeyeceğim etmeyeceğim ben o zaman paramı fiyatın, bir yere koyacağım. O zaman aldığım fiyatın bence bir önemi yok yani, madem ticari tamam amaçla bak, görmüyorsun bu arabayı. Hayır ticari amaçla görüyorum, ben bu arabayı keyfim için almıyorum. Bu arabayı şimdi dışarıya çıkarsam yanlasam değeri düşecek. Koleksiyon demek keyif demek Ali tamam. Şimdi yani bu arabayı. Tabii benim öyle bir koleksiyon şey yok. Ben koleksiyon yaptığım zaman binince keyif alıyorum. Anladın mı? Bu arabayı aldıktan sonra sağda solda bu arabanın hakkını vermedikten sonra bu arabayı almanın benim ben için çok ben bu arabadan nasıl keyif alıyorum biliyor musun? Garajıma çekiyorum. Garajımda öyle masum masum duruyor. İzlemekten keyif alıyorum. Bu ya, araba tamam, öyle bir araba. Biz henüz o seviyede olur değiliz Murat. Anlatamıyorum. İnşallah olursunuz. İnşallah olursunuz. Daha herkes daha yerlere gelir yani. Yani bak arabayı hani sen de kendin görüyorsun ya yani. Ya bir şey demiyorum. Arabam arabaya çok sönecek bir laf çok yok güzel, yani. Çok güzel. Ama ne diyebilirim ki Murat'an ya? O kadar paramız yok. Murat'an arabanın başından gidesim yok. Ver de alıp da binip de gidelim o fiyata, artık. O fiyata vermem ama çok yani turlamak istiyorsan gel öyle bir gezintiye çıkabiliriz yani. Bu laflar bana tanıdık geliyor arkadaşlar. Çünkü BMW'de aynılarını söylemiştim. Şu an benim replikleri bana geri okuyor. Eminim ki şu durumdan çok mutlusundur. Ne diyelim ya? Ha? Yani kanka dediğim gibi hani ne sen çok kendini zorla ne de ben çok arabayı öldüreyim. 1.400'e okey diyorsan gel şimdi notere gidelim. Ama galiba şu an 1.400'ümüz yok kanka. Söylemesek bir tane 4 kupe aldık. Yeni bu aydan 0. 2.200 zaten ona verdik yani, anladın mı? Araban bir gelsin belki ben senden onu alırım. Böyle bir takas durumu vesaire bir şey olur. Arabanın geldiğinde bana haber verirsin. Olabilir. Tekrar bir değerlendiririz o zaman. Şey de yapabiliriz göre yani. 1.350'ye de verebiliriz. Ha ya diyor 1.350'ye. Ya 1.350 de ölüyor ya. Olmaz mı? Ben daha yani arkadaşlık vazifemi yapıyorum. 1.375 diyorum. Hı. Tamam mı? Daha 1 lira da altına inemiyorum. Eğer okey diyorsan gel şimdi bak şurada tanıdığım ekspertiz var. Hemen ekspere sokalım. Hı-hı. Eğer istiyorsan. Tamam. Yoksa sonrasında direkt notere geçelim. Tamam. Kanka sen biraz bize vakit ver. Biz bir iki alacağımız var. Onları almaya bakalım. Yani bu araba kolay satılacak, kolay kolay hemen gidecek bir araba değil. Onu yani biliyorum. Onun farkındayım yani. Aynen. Yüzde, hani şey yapma, bu biraz böyle bekleyen, hani aynen şey yapan bir araba. Şimdi kanka 1.375'i verdikten yani sonra da bir bize bir oturacak. Onun da farkında. Ama şunu da farkında ol, bu temizlikte böyle bir fiyat araba alamayacağını biliyorsun yani. Ya şimdi arkadaşlar yani koleksiyonluk bir araba aldığınız zaman böyle yani. Yani 1.5 milyondan, bu 1.5 milyondan 1.370'e yani hayatta inmem dediğim arabayı aynen, bak aynen şu an size veriyorum yani. Eyvallah. Kanka biz bir alacağımıza vereceğimize bakalım. Tamam. Emirhan'la da bir istişare yapalım. Tamam. Biz biraz daha uygun bir fiyata verirsin diye tahmin etmiştik ama senin de araban gerçekten dediğin gibi. Şu an bizde ekonomik olarak bir sıkışıklık var. Bir alacağımıza vereceğimize bakalım. Bir tahsilatlara bakalım. Yine haberleşelim. Tamam kanka. Ne demek? Kanka anahtarı verir. Ama yine gel turlayalım hadi. Tamam, tamam. Hadi gel turlayalım. Eyvallah yavrum. Sağ olasın. Arkadaşlar umarım bu araba bize geçer. Eğer geçerse de Instagram hesaplarımdan dediğim gibi paylaşacağım bu arabayı. Şimdilik araba Murat'ta kalmaya devam edecek. Gerçekten sıkışık bir zamanımıza denk geldin. Ya hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bunun gibi araç ticaretleri kanalımızda bolca var. Eğer siz de bu tarz araç ticaretlerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 4.20'yi versem üzerine kaç para verirsin?